Babam, 10.01.1959 doğum tarihin. Ama sen 1960 doğumlusun. Tam doğum tarihini tespit etmeyi ben, senin her anında yanında olmaya çalışan biri olarak akıl edemedim. Çok da önemli değildi. Seni seviyordum ya, sen de beni. O yetiyordu bana. Sen doğduğun yeri seven biriydin. Hatta aşık. 6 yaşına kadar kalmana rağmen öyle bir anlatırdın ki. İstanbul. Önce Fatih, Zeytinburnu, sonra Yunalan. Okuldaki başarıların, atletizmde aldığın birincilik madalyası. Ama hayat şartları seni çalışmaya itti. Başladın yazları SGK Kartal kampında çalışmaya. Sonra Yıldız Elektronik. Sonra şoförlüğü o yaşta o kadar iyi yapmışsın ki mesleğin oldu. 16 yaşlarında senaryo bile yazdın. Onu o zamanki parayla 3000 liraya Serdar Gökhan'a sattın. Ne de iyi geldi demiştin. Sonra aile kurmak zamanı gelmişti artık. Annemle evlendin. Arık ve Hizol. Ne bileyim. Real Madrid, Barcelona ya da Fenerbahçe, Galatasaray gibi. Ama sen bir dağın ayrı sırtlarındaki iki köyü o kadar yakınlaştırdın ki derneklerin aynı binada olmasını bile sağladın. Sonra çocukların oldu. Onlar 1 ve 2 yaşlarındayken sen askere gittin. Yaşını bir yaş büyüterek. Döndün. Arabanı aldın. Başladın çalışmaya. Çalıştın. Çalıştın. Evini yaptın. Çocuklarını okuttun. Biz seninle birlikte büyüdük. Arık Derneği'nin kuruluşunda yer aldın. Sonra Arık Kooperatifi'nin kuruluşundaydın. Topluma katkın o kadar çoktu ki ne kadar insan yetiştirdiğini tahmin bile edemiyorum. Herkese yardımcı olmaktan mutluluk ve onur duyardın. Bizler 1990 yılında başladığımız bu dernekleşme sürecinde günümüze kadar olan çalışmalarımızı daha çok bir mekana sahip olabilir miyiz düşüncesiyle başladık. Dolayısıyla da o sıkıntılardan dolayı çok eğitime katkımız olmadı günümüze kadar. Ama bundan sonraki amacımız gerek kooperatifimizin getireceği gelirden, gerek yapacağımız çalışmalardan bundan sonra gençliğe sürekli destek olacağız. İyi bireyler yetişecek. Yine İsmail Öztem'i 2000'li yılların başlarında tanıdım. Radyo Barış döneminde tanıdım kendisini. Gerçekten sosyal, kültürel, siyasal anlamda hem kendi inancına ve hem kendi toplumuna çok önemli bir şekilde bilgisini, birikimini aktarmaya çalıştı. Bilmediklerini bilen insanlardan sorarak öğrenmeye çalıştığını gayet iyi biliyorum. Arık'ın yetiştirmiş olduğu, kısacası Koçgiri'nin yetiştirmiş olduğu çok değerli isimlerden bir tanesi. Sanıyorum 2015 yılıydı. Biz Arık'a gittiğimizde Arık'ta inşaatın başında olduğunu öğrendim. O inşaatın başına gidip ziyaret ettim kendisini. O gün hoşça bir muhabbetimiz oldu. Kısa da olsa 1-2 saat kaldım ama orada o gözlerin ışığındaki vatan topraklarına hizmet etmenin de büyüdüp yetiştiği topraklara hizmet etmenin de aşkını gördüm onun gözlerinde. Hayalleri vardı, o bize anlatmadığı hayalleri vardı o gözlerinde. Hayalleriyle yaşayan, hayalleriyle, sevdikleriyle birlikte toplumu kucaklayan insanlardan bir tanesiydi. Yolu açık olsun diyoruz, ışıklar içinde uyusun, yıldızlar yoldaş olsun. Seni özlüyoruz sevgili İsmail Öztem. Ben İsmail Öztem, Arıkköy Tüketim Kooperatifi.
Gülümseyim, gülmeyeyim ya. Klip mi çekiyorsun? Boş ver ya. Herkes beni tanıyor. Besa ya. Besa daha ne söyle. Maradona'ydı lakabın. Futbolu çok severdin. En soğuk ve derin sulara ilk sen atlardın tereddütsüz. Herkesi hayretler içinde bırakarak. Çivi gibi diyor. Çivi tabi. Pozitiftin. Sevecendin. Dosttun. Yol göstericiydin. Yeteneklerin saymakla bitmezdi. İçi içine sığmayan, üretken bir insandın. Yani değme gençlere taş çıkartırdın. İşte Sefil Birlik diyor ki işte askerde padişah hatın beşya dere ağı ve beni çamede bir halyon ne kere der ve bankır bu ki bir kayıptı her bana hangi hake bıra halyak gıcık bir hazi ve çoğu bey şevik ahalı golleyi hırst ve golle bey bengi kat çıdı bey hangi ate halyak gıcık bir hazi گل و بود بی خالی و به درکت مهانی بنه داره دا رخص اسکر پادشه سر نسخ یاری که خالی بوش ما Türkü söylerdin küçük yaşlardan itibaren, dilinden tükenmezdi türkülerin. Benim türkü dostu olmamı sağladın. Ya baba bir git öbür tarafta söyle. Klip çekiyorduk. Olsun Dur, olsun. Klip mi çekiyorduk? Onlar da klip çekiyorlarmış. Ne oldu karıştı işte. Ne klibi ya? Dur ben geleyim orada söyleyeyim. Valla kederlendim. Gel gel ha. Yine yüreğime koydun bir keder. Nedir kurban olan benim çektiğim derde Şamın her delal delal bana ömrü beni doktorlara muhtaç eyleme başın taştan taşa vurdum derin deryada boğdum Dersleri çektim yoruldum Dilim ala Medine, leyana nereye Dilim ala Medine, leyana nereye Elçumu gırt hani kardayını bülü Bu derdi çeke çeke ölsem, ölsem, ölsem Yemin eder yine unutmam seni, seni, seni. Mugu hem deri koza hem cocak küre. Lo 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 yemen ye kolo lo 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 çelen kolo lo 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 yemen ye kolo lo Çalıştın. Hem de çok. Kendin için mi? Hayır. Ailen için, sevdiklerin için, herkes için. Her şeyle örnek, mütevazi, tam bir aile adamı,
halkın içinde model alınabilecek insanlardan biriydi. Kişilik değerleri bizim için her zaman yüksek olan, toplumumuzda federasyon olsun, dernekler olsun, yardım geceleri olsun, hiçbir zaman erinmeyip toplumun her zaman yanında olan saygıdeğer İsmail Öztem bizim için toplumda güler yüzlülüğüyle, neşesiyle her zaman kalbimizde yer almıştır. Bir büyüğümüz olarak, bir abimiz olarak her zaman onu özlüyoruz. Ben İsmail Öztem'i tanıdığımda 11 yaşındaydım. Kısaca onunla büyüdüğümü düşünüyorum. Yani nereye gitse onun yanındaydım. İşte onun davranış biçimlerini, hareketlerini, ne yaptıklarını örnek almaya çalıştım. Örnek aldığım için de çok mutluyum. İsmail Öztem gibi bir abim olduğu için, İsmail Öztem gibi bir dostum, bir arkadaşım, bir yoldaşım olduğu için kendimi çok mutlu hissediyorum. Kobe'yle bir delikanlıydı ki Selmani, evlat gibi biz ona baktık. Evlat, evlat. Keşke hiç tanımasaydım, keşke hiç görmeseydim. İçimizden koptu gitti, içimde büyük bir yara oldu. Onu çok ama çok seviyorum. Neden zamansız sevdiklerini bırakıp gittin? Ölüm sana hiç yakışmadı. Benim canım kardeşim İsmail. Çok değerli bir arkadaşımdı. Doğayı çok seviyordu. Doğayı sevdiği için de ben doğada bu şeyi çekmek istedim. İnsanlara çok değer veren bir arkadaşımızdı. Siz Arık köylüyseniz eğer, İsmail Öztem hayatınızın bir yerine mutlaka dokunmuştur. Hepimizin dostu, arkadaşı, rehberi, yol göstereniydi. Derler ki insanlar babalarını, annelerini kaybettikleri zaman büyürler. Ben geçen sene büyüdüğümü hissettim. İlk defa büyüdüğümü düşündüm. Çünkü artık ardımızda o güler yüzlü insan yoktu. İsmail kendi toplumunu, halkını seven biri idi ve bu konuda da elinden geleni yapmak istiyordu. Onun ölümünü hiçbir zaman kabul etmedim. Değerli dayım, arkadaşım, abim Sayın İsmail Öztem'in kendisini gözlerimiz ve kalbimizle arıyoruz. Eksikliğini her yerde hissediyoruz. Seni unutmayacağız. Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Alışmadık yokluğuna. Alışamayız. Seni çok özlüyoruz. Çok özledim ben onu. Ben söyleyemiyorum. Biz beraber çalışırdık. Beraber söylerdik. Her şeyimizde sen vardın. Sevmeyi öğrettin. Saygıyı, vefayı. Baba olmayı, dede olmayı sen öğrettin. Ne çok severdin köyünü, topraklarını. Emek verdiğin kimler yoktu ki? Senin umudun, azmin, yaşam sevgin o kadar güzeldi ki bazen kendimizden utanırdık. Ne diyeyim baba? Bir cennet yaratmışsın bizlere. Beni affet, seni bu kısa cümlelerle anlatırken atladığım bir şey olduysa. Biz seni aşkla seviyoruz. Sen bizden hiç gitmedin ki, hiç gitmedin.